Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Xitay bilen garip otresindeki meteorologiya urushi kün siri küçeymekte. Amerika'nın Xitay doğrusudaki havarayı uçurları ve stratejilik uçurlarına erişiş üçün alem boşluğundaki bir süniye hemrahının lensini özgertgenliği oturgu koyulgan bulup, menbelerde Xitay'nın mı pat yakında okşaş usulunu kullandığalıqı ilgiri sürülmekte. Aldıngı ayda Xitay bilen garip devletleri arasında meteorologiya istihbarat urushinin yüzbergenliği aşkarılınıp, Xitay rejimi özlerinin bütün devleti 300'ye yakın havarayı stansisi ve közüş noktası şeklinde görüntüleyen istihbarat üskürlerini kolgu çüşürgenlikini oturgu koygan idi. Növette Xitay Devlet Bihaterlik Ministerliği bununla münasifetlik 10 Xitay şirketini tekşürvatkallıkı oturgu koyulgan bulup, meteorologiyelik ölçeş ve kontrol üskürlerinin tüncü qetim istihbarat toplaş üçün işiltilgenliki aşkarlanğan. Eytişlerge karıganda növetteki krizis barğansırı küçüğü atkan bulup, Amerika bilen Xitay otırısı da her hepte meteorologiyelik istihbarat tokunuşu yüz beredigan ahvalgı kelgen. Yerşari istihbarat neşriyatı organı bolgan Intelligence Online erişken uçurlarga asaslanğanda, Xitay rejimi kolgu çüşürgen havarayı istansı körünüşüdeki istihbarat korallarına aşkarlıgan bulup, ama Xitay'nın kuludumu meteorologiya istihbarat üskülleri mevcut iken ve Xitay bu sahadaki təsirini küçeytiş üçün gayet zor çıkım kılgalıqı oturgu koyulgan. Bildirilişçe Xitay Amerika arasındaki istihbarat igileş urunışı künsiri küçeygen bulup, Xitay bir tarafdan signal tuz şarı işiltip, çoğun kuruqlıktaki meteorologiyelik hareketlerinin Amerika tarafından sallıq malumat süpitede toplanışının aldığını alsa, yeni bir tarafdan yipek yolu türüdeki soğudu şeriklerine koludaki meteorologiya uçurları ve istihbarat bilen təminleşke başlayan. Intelligence Online erişken uçurlarına karıganda Amerika nöbette Xitay'nın tedbirleri sebebinden asmandan özü halıgan meteorologiyelik istihbarat süratlerine erişelmegenliği üçün dünyadaki en ilgar meteorologiyelik aldın malumat ve istihbarat közü sistemisiyle iyi bolgan Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bu qetim Amerika Alem Boşluğu Armiyesi'ye o resimlerini eliş vazifesini bergen. Menbelerge asaslanganda Xitay'ımı okşaş usulunu kullanışkı tayarlı kılıvatkan bolup, 2021 yılı alem boşluğu evetilgen ve Xitay Meteorologiya İdaresi CMA tarafından kontrol kılındıgan Fingyun 4 derecelik havarayı süni hemrahinin lensini almıştırıp, onu meteorologiya istihbarat süni hemrahiga aylandırış Beijing'nin aldıngı pilalları qatarıdan orun almakta. Xitay paraxotlarının toplanışı Filippin'nin narazılıkını kozgıdı. Cənubi dənizde ciddiçilik küçəygən bulup, 135 Xitay paraxotunun igilik hüquqı talaşlar tışqılınıvatqan dəniz rayonuğa yığılışı Filippinnin narazılıqını qozğıdı. Fransiya Xalqara Radiosunun 4 dekabr xəbər qılışı, Xitay bilen Filippin otursudiki talaşlar tış ciddiçiliki yeni bir qıtım agahlandırış signalı çıqarğan bulup, 3 dekabr Filippin Cənubi dənizde talaşlar tış bulıvatqan Oxbow Reef ətrafıda 135 Xitay paraxotunun yığılğanlıqıdan çöçügənlikini bildirgen. Filippin deniz kırgığı muhafizet ətiratının eytişçe Xitay paraxotları Vitsonday Reef'nin ətrapıgı tarqalgan bulup, Xitay bunu Oxbow Reef tep ataydıken. Ama Filippin bu yerini Barra'nın sırtıdaki Julian Philip tep ataydıken. Bu aral Xadıtaş Palavan aralının garbige 320 km bulup, Xitay'nın Xaynan aralı bilen bulgan aralıqı 1000 km kilidiken. Bildirilişçe Vitsonday Reef Spirat aralının bir kısımı bulup, Xitay, Filippin ve Cənubi Deniz bilen çigralındıgan Biruni, Malayşiya, Tayvan ve Vietnam'nı öz içi algan başka bir kançı devletin hemmesi bu rayonda igilik hukukunun barlıqını talep kılıp gelgen. Bu deniz rayonda mol neft qatarlıq tabii baylıqlar bar ikken. Malum buluşça Filippin taraf 13. noyabr Xitay'dan 111 atalmış deniz armiyesi xalıq paraxotunu baykıgan. 2 dekabr şembe günü bu san köpeyip 135 paraxotku köpeygen. Filippin deniz kırgığı muhafizet ətirti Xitay paraxotuğa avazlıq uçur yollagan bolsuma ama hiç qandaq cevapkı erişelmegen. Deniz kırgığı muhafizet ətirti tarqatkan süratlerge qarğanda Xitay paraxotları pütkül rayonga taralgan. Xitay Türk devletleri soğudigerlerge vizi keçürüm kıldı. Xitay Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Türkiye milletlerge karıtılgan irqi kırgancılık siyasını ciddi devamlaştırıvatkan bir peyde
Aslında qattiq kontrol qilinadigan vizini kechirim qilish usuli orqali Türk devletlerinden kelgan savdogarlarni jalb qilish uchun viza kechirim qildi. Qirim xabar agentligining xabar qilishicha Qirg'iziston savdo-sanoatchilari birlashmasining raisi Temir Sariyov bilan Xitoyning Qirg'izistonda turishliq bosh elchisi Dudevin 3 dekabr ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy munosabatning taraqqiyot masalasini muzokara qilgan. Qirg'iziston savdo-sanoatchilari birlashmasining bu haqda e'lon qilgan bayonotida qayd qilinishicha Temir Sariyov bilan Dudevin igilik tikiluvchilarga viza kechirim qilish xizmatini kuchaytirish masalasini muzokara qilgan. Tahlilchilarning aytishicha, Xitoy Türk davlatlari savdogarlariga qaratgan viza kechirim qilish tadbiri orqali iqtisodiy krizisning oldini olishga, shundaqla Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yashirishga urinmoqda ekan. Aqsa kelguni harakati Isroilning texnika sanoatiga og'ir darajada zarba berdi. 7 oktyabr Hamas qo'zg'agan Aqsa kelguni harakati Isroilning davlat ichidagi eng muhim iqtisodiy kasblarining biri bo'lgan texnik sohasidagi 6000 shirkatga og'ir zarb bergan bo'lib, mazkur shirkatlar Isroilning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatida eksport umumiy summasining yarmini, boj kirimining 30%ini egallaydi ekan. Al Jazeera to'rining 4 dekabr xabar qilishicha, Isroilda yangidan gullanayotgan texnika shirkatlarining kishi beshiga to'g'ri keladigan nisbati dunyodagi boshqa davlatlardan oshadigan bo'lib, Isroildagi shirkatlarga Microsoft, Alma qatorliq Amerikadagi cho'ng texnika shirkatlarini tadqiq qilib etish uchun zo'r mablag' salgan. Ammo bu shirkatlar allaburun Isroilning G'azza rayonidagi tajovuzchilik harakatining ta'sirini his qilishga boshlagan. Dunyodagi barliq davlatlar degudek oldingi yillardagi yuqumning ta'siriga uchirgan vaqtda Isroilning texnika sanoatining kuchliligi sababidan Isroilya iqtisodiy tizli asliga kelgan. Ammo navbatda G'azzada davomlashayotgan urush ahvolni o'zgartgan. Urushning davomlashishiga ergashib Isroilning texnika sanoati og'ir ta'sirga uchirgan. 80%dan ortiq ilg'or texnik shirkati urushning ta'siriga uchirganligini doklad qilgan. Bildirilishicha urushning texnika shirkatlariga bo'lgan bevosita ta'siri amgak kuchi masalasida ko'rilgan bo'lib, Isroilya 300 mingdan ortiq zapas askarni urushga safarbar qilgan. Isroilya SNC shirkatining mo'ljallashicha taxminan 10% texnika xodimi armiyaga taklif qilingan. Forbes e'lon qilgan dokladga qaraganda texnik xodimlarni qo'shinga taklif qilish nisbati ba'zi shirkatlarda 30%ga yetadi ekan. G'azzadagi urush sababli mablag'ni amaldan qoldirish yoki kechiktirish ahvoli ko'paygan bo'lib, Isroilya yangiliq yaratish organi ta'minlagan sonliq ma'lumotga asoslanganda, Isroilyada igilik tikiluvchilar 2021 yili 27 milliard dollar mablag' to'plagan bo'lsa, navbatdagi urush orqa ko'rinishida texnika shirkatlarga davomliq mablag' silish masalasi cho'ng krizisga duch kelgan. Eksport beji va texnik kasbi Isroilyaning boj kirimining 30%ini egallaydigan bo'lib, uning gullanishi Isroilya iqtisodida intayin muhim bo'lib, navbatdagi tajovuzchilik urushining ta'siri sababli munosabatlik mashg'ulotlari to'xtagan yoki ostilab qolgan. Urush bu shirkatlarning Isroilya xazinasiga boj topshirish iqtidoriga zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan. Taklimakonni kesib o'tadigan 4-chi qumloq tosh yo'lida qatnash boshlandi. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonga Xitoy oqqullarini jalb qilib, Sharq Turkistonni butunlay Xitoylashtirish uchun Sharq Turkistonning har qaysi joylarida sayohat rayonlarini ko'plab qurmoqda va Xitoylarni Sharq Turkistonga yerlashgan sayohat qilishga chaqir qilgan tashviqotlarni ko'paytirib kelmoqda. Xitoy bu xil razil maqsadga yetish uchun Taklimakonni kesib o'tadigan 4-chi qumloq tosh yo'lida qatnash boshlagan. Tangradag to'rining xabar qilishicha 1 dekabr umumiy uzunligi taxminan 276 km keladigan Sharq Turkistondagi Taklimakonni kesib o'tadigan 4-chi qumloq tosh yo'l Tumshuq Kunyu tosh yo'lida qatnash boshlangan. Xabarda aytilishicha Tumshuq Kunyu tosh yo'li Sharq Turkistondagi atalmish ishlab chiqarish qurilish maydoni 3-chi divizyaning Tumshuq shahri bilan 14-chi divizyaning Kunyu shahrini tutashtiradigan Sharq Turkistonning janubidagi Bozyer o'zlashtirish rayonidagi G'ol liniya tosh yo'li bo'lib, Tumshuq shahri Yakan daryosi Maralbeshi to'g'roqliq davlat o'rmon bog'chisi qatorliq nurg'un muhim ekologiya rayonlaridan o'tadi ekan. Shundaqli to'g'roqlikni halqib o'tadigan 3 kilometrga yaqin uzunlikdagi Yakan daryosi favqulodda cho'ng ko'rigini yasagan. Tumshuq Kunyu tosh yo'li Bugur nahisidan Ni nahisiga boradigan, Aral shahridan Xotan shahriga boradigan, Lopnur nahisidan Charkan nahisiga boradigan 3 qumloq tosh yo'lidan keyingi Taklimakonni kesib o'tadigan 4-chi qumloq tosh yo'li bo'lib,
Taklimakan qumliqining g'arbi tarafidagi qulaylik yo'lini tutashtirib, ikki joy orasidagi yo'l yurish aralig'ini ilgariki 600 km atrofidan 276 km'ga qisqartgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri Sharq Turkiston xalqini unumli kontrol qilish maqsadida muhim rayonlarga atalmish dehqonchilik maydoni diviziya degandek nomlarda maxsus rayon ta'sis qilib, qurolli qism o'rinlashtirganligini, undan boshqa suv manbasi bor rayonlarda Sharq Turkiston xalqini majburiy amgakka selish orqali bo'z yer ichib, Xitoylarni o'rinlashtirganligini taklimakanni kesib o'tadigan 4-chi qumliq tosh yo'lining Xitoylarni mazkur rayonga yerlashtirishni tezlatishda rezil maqsadda yasalganligini bildirishmoqda. Turkiya istixboroti Isroiliya istixborotini ogohlantirdi. Turkiya Milliy istixborot organi Isroiliya istixborot organining Turkiyadagi qonunsiz harakatlarining iyg'ir oqibatlari bo'ladiganligini uqtirdi. Amerikada chiqadigan Valkochisi gazeti Isroiliyaning Falastinning sirtida turishliq Hamas a'zolariga qarata suiqasd planini tuzganligini xabar qildi. Xabarda Isroiliya istixborot otryadlarining Livan, Turkiya va Qatarda Hamas a'zolarini hujum nishoni qiladiganligi ilgari surildi. İsrailiya ichki istixborot organi Shin Bet Shabakning bosh amaldori Ronen Bar İsrailiya davlat televiziya kanali Kanda tarqitilgan bir sinda Qatar, Turkiya va Livan qatorliq dunyoning har qaysi joylaridagi Hamas rahbarlarini mayli bir qancha yil vaqt ketgan taqdirdami o'ldirishni qaror qildiq degan edi. Turkiya istixborot manbalari İsrailiyaning Turkiya qatorliq Falastin sirtida yashaydigan Hamas a'zolarini hujum nishoni qiladiganligiga doir xalqaro taratqularda chiqqan xabarlarga shundaqli İsrailiya amaldorlarining bu haqdagi bayonotlariga qarata zarur bo'lgan ogohlantirishlarning berilganligini va ogohlantirishlarning aksicha biror pozitsiya ko'rilgan taqdirda buning iyg'ir oqibatlari bo'ladiganligini uqtirganligini bildirdi. Aloqador mas'ullar har xil istixborot organlarining mo ilgari Turkiya zaminida qonunsiz harakat qilishga uringanligini eskertib, hech qanday istixborot organining Turkiyada bu xil harakatlarda bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidladi. Yevropa İttifaqı İsrailiyaning G'azzada irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı Tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell İsrailiyaning G'azzada davomlashtirayotgan hujumlarini irqiy qirg'inchilik deb atab, o'lib ketgan falastinliklar sonining e'lon qilinganidan ko'p ekanligini aytdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha Josep Borrell Belgiyaning poytaxti Bryusselda o'tkazilgan 25-chi navbatlik kishilik huquq munbari yig'inida qilgan so'zida G'azzaning vaziyati haqida to'xtalib, garchi Isroilning o'zini qo'g'dash huquqi bo'lsa-mu, ammo hech kim buncha ko'p fuqarolarning o'lib ketishini qabul qila olmaydi. 10-ayning 7-chi kuni Hamasning Isroilga qilgan hujumi irqiy qirg'inchilik. Isroilning G'azzada davomlashtirayotgan hujumlari ham o'xshashli irqiy qirg'inchilik. Bir dahshat yana birini oqlayolmaydi dedi. U Isroilning hujumlari davomida zodi qanchalik odamning o'lib ketganligini hech kim bilmaydi. Hujumlarda 15 ming kishining o'lib ketganligi xabar qilinmoqda, ammo xarobiyliklarning ostida yana nurg'un kishilar bo'lishi mumkin. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, xalqaro jamiyat rayonda yuz berayotgan dahshatga qarshi texmo ko'p norozilik bildirishga va bu dahshatga xotima berilishini talab qilishga boshladi deb ta'kidladi. Josep Borrell yana yahudiylarga dushmanlik qilmay turib, Isroilni tanqidlash mumkin bo'lishi kerak. Men Isroiliya davlatining mavjudligiga qarshi chiqmay turib, ikki davlatlik hal qilish tizimini qo'g'dash huquqiga ega bo'lish tarafdoriman dedi. U yana Iordan daryosining g'arbi qirg'og'idagi qonunsiz yahudiy ko'chmanlarni o'rinlashtirish faoliyatlari va falastinliklarga qaratilgan zo'ravonlikka xotima berilishi kerakligini so'zlariga ilova qildi. Xalqaro jinoiy ishlar sudi bosh muftiyi Isroilni xalqaro qonunga hurmat qilishga chaqirdi. Xalqaro jinoiy ishlar sudining bosh muftiyi Karim Xon Falastinning Ramalloh shahrini ziyorat qilgandan keyin ijtimoiy aloqa adresida ham bahrlagan videoda Isroilni xalqaro qonunlarga rioya qilishga chaqirdi. Karim Xon ham bahrlagan yozmasida nurg'ulg'an kishilarning o'ldirilganligi va yaralanganligini ta'kidlab, agar insoniyatni ozroq bo'lsa-mu hurmatlaydigan bo'lsak, qonunga hurmat qiladigan vaqt keldi. Ishxonam bu ishlarni aktiv holda tekshirmoqda dedi. Karim Xon yozmasida tanqid qilgan va Ramallohdan ayrilishdan ilgari ko'z qarashlariga o'rin bergan video uchurida men Isroiliya amaldorlari bilan ko'rishganda qonunga amal qiladigan payt kelganligini nihoyatda aniq aytdim. Agar Isroiliya hozir amal qilmasa, keyin shikoyat qilmasligi lozim dedi.
Kerimxan mektepler, doktorxanlar, camiler, çirkevler ve aileler oltıraklaşkan öylerinin halkara kanunlarda koğduldığalıqını, şundaklı bombardıman kılışkı bolmaydığalıqını, Cenve ehdinamesinin bovaklar, küçük balılar, ayallar, yaşanğallar ve puhralarını koğdaş üçün mevcut ikkallikini təkidledi. Kerimxan insanperverlik yardımlarının Gazze'ki kirişigi tozqulluq kılışını qat'i qubul kılgılı bolmaydığalıqını əskertip, Gazze'deki doktorlarının toksiz operasiya kılışı yaki küçük ballarının narkoz kılınmay operasiya kılınışıga hiç qandaq bahane körsetkili bolmaydı, dedi. Kerimxan, Gərbi Qırğaqda İsrailiya köçmenleri sadır kılgan zoravallıqını qubul kılğısız dəb süpətledi və bu zoravallıqının cazasız kalmaslıqı kereklikini təkidledi. Hürmetli görmelerimiz, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaşdı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.